Bugün oyun içerisinde, geçen hafta da bunu yaşadık. Net bir kırmızı kart geçen hafta verilmeyen. Bu hafta ilk yarı Leo Dubois'un ayağına basılması, VAR'dan uyarının gelmemesi. Hakem Zorbay Küçük'ün Ahmet Oğuz'u ikinci sarı karttan ilk yarıda atmaması. Bugün baktığımızda hakem hataları açısından bugün önümüze çıkan tabloydu. Tabii ki dediğim gibi demin de anlattım, maçı hiçbir şekilde buna bağlamıyoruz. Maçın son bölümünü buna bağlamıyoruz. Konyaspor hak ederek bir galibiyet aldı. Konyaspor'u bu anlamda tebrik etmek istiyorum ama burada yine VAR odasından uyarı gelmedi geçen haftaki gibi. Bu hafta da ikinci sarı karttan Ahmet Oğuz'un net pozisyonu, hakemin Raşika'yı çekmesi ilk yarıda hakem tarafından değerlendirmedi. Ama bunlar bahanelerimiz değil. Bugün medyaya düşen haber vardı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın talimatla beIN Spor'daki yayıncı kuruluştaki programa dahil olduğu ile alakalı. Şimdi VAR odası ile ilgili de geçen hafta ve bu hafta ile ilgili de düşüncelerinizi söylediniz. Bu basına yansıyan Lale Orta ile ilgili iddialarla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne futbol severler, ne Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Yani tek söyleyeceğim, inşallah bunun doğru olmadığı ve bunun bir yanlış anlamı, belki yanlış haber olması, ama çok konuşuluyor, net bir şekilde konuşuluyor. İnşallah doğru değildir deyip gerekli açıklamayı Sayın Lale Orta'dan kamuoyu olarak belki hepimiz bekleyeceğiz ama inşallah doğru değildir tabii ki. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu 14 haftalık galibiyetin temel taşlarından biri taraftarımızdı, camiamızın kenetlenmesiydi. Şimdi tabii kaybedince daha çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Oyuncularımıza olan desteği gördüler. Buradan hem benim hem oyuncularımızın çıkaracağı çok fazla şey var. Zor bir lig oynuyoruz. Her maçın ayrı zorluğu. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. O yüzden takımımıza olan destek, bizim onlara olan aidiyetimiz, bu zamana kadar onların en iyi şekilde sergilediğimiz performans onları mutlu etmemiz. Ama bu akşam itibariyle taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli takım arasından sonraki ilk iç saha maçı. İki tane kendi sahamızda maçımız var. Bu maçları tekrar kazanarak taraftarımızda olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Jesus'a dün Sevilla maçının ardından sorulan sorular üzerine pile yok ve futbolun Türkiye'de sahada oynanmadığı konusunda bildirdiği görüş var. Lider takımın lider hocası olarak aslında hem playoff konusundaki görüşünüzü merak ediyorum. Bir de bu konu hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Yani ona çok yorum yapmak da zor. Yani geçen hafta da söyledim playoff'la ilgili. Bunun kararını verecek olan federasyon. Herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Yani ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor ve gereksiz böyle bir gündem oluşturuyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söyle. Zaten federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor. Bütün takımlar nasıl devam ediyorsa bunun peşinde. Ayrıca ki yani ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki yani bunların konuşulmasını bile hepimiz üzülerek dinliyoruz. Yani insanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. Yani inanılmaz bir acı yaşadık. Bunların arasında futbol hiçbir şey yani. Yani bu kadar büyük acının arasında futbol nedir ki yani? Bir maç nedir? Karşılaşma nedir? Lig nedir? Yani bu kadar büyük bir acı yaşanmış. Bundan bile bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var. O yüzden yani tabii ki herkes hakkını arayacak, herkes isteyecek. Bu ayrı bir şey. Ama bunun yanında gerçekten yani burada ne olsa, ligi kapatsalar, ligi bitirseler hepimiz eyvallah diyeceğiz yani. Çünkü bu yaşadığımız acı, insanların yaşadığı acı hiçbir şeyle ölçülemez. Yani burada ne ligin ne futbolun hiçbir şeyin bu anlamda önemi kalmıyor. Onun yanında tabii ki ligle ilgili şeyi de çok anlamadım aslında. Yani her hafta maçlar oynanıyor. Herkes birbirini yeniyor, yeniliyor. Yani bütün dünyada böyle. Tabii ki yani kaliteli bir ligimiz var. İyi bir ligimiz var. Bunu
Özellikle buraya gelen oyuncular, maçtan önce de söyledim. Kendi oyuncularımız için özellikle söyledim. Buraya gelen çok değerli oyuncularımız var ve hem ligi seviyorlar, hem ülkeyi seviyorlar. Hem oynanan futbolu, hem statları. Yani bu kalite yani dünyanın birçok yerinde yok. O yüzden yani ülke futbolumuzun, ülkemizin aşağılanmasına gerçekten canımızı sıkıyor. Yani biz hem ülke olarak hem futbol olarak birçok şeyin, birçok ülkenin ilerisindeyiz. Yani bizi Premier Lig'le karşılaştırıyorsanız tabii ki farklı ama zaten Premier Lig'i görmemiş bir insan olarak Premier Lig'i görmeyen bir insanı karşılaştırması saçma olur. O yüzden biz ülke futbolunu, ülkemizi en yukarılara çıkartmaya çalışacağız. Buraya gelen bütün yabancılar buna saygı duyuyor. Bu saygının da devam etmesini istiyorum. Çünkü yani gerçekten yani ülkemizi beğenmeyen ben çok fazla kimse görmedim yani hem ülke futbolunu hem ligi yani gelen herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Yani buradaki mutsuzluğun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bugüne kadar nasıl hepimiz maçlara çıktıysak, sahada oynadıysak aynı şekilde devam edecek. Çünkü kazanan kaybeden burada değişiyor. Ama dediğim gibi yani marka değerimizi korumamız gerekiyor. Marka değerini koruyacak en büyük kurum da Türkiye Futbol Federasyonu.